Sağ ol. Yengem uyuduktan sonra hemen geçerim odama. Hayır, odana falan geçmeyeceksin. Burada kalman gerekiyor. Öyle de olacak. Hem nedir bu yaptığı? Senden emreder gibi bir şey istemesine izin vermeyeceksin diye konuşmuştuk seninle. Ayağını ovalayacakmışsın. Daha neler? Yengemin oldum bittim hep bir yerleri ağrırdı. Ben de acısı dinsin diye istediği zaman ovardım. Eskiden de o. Bitti artık. O zamanlar karım değildin. Bir daha yapmayacaksın. Neyse, hadi yat, dinlen biraz. Gerek yok, ben şu koltukta kıvrılıveririm. Ben orada yatacağım. Peki madem. Tahrumların erisi. Hiçbir zaman bunu aklından çıkarma oğlum. O kız sana, yiğidi, ailemize, soyadımıza zarar veriyor. Ondan boşanacaksın. Hala yorma kendini. Ondan boşanıp Tülay'la evlen. Beşerdim, şaştım. Sakın Emir'i bırakma. Ne olursa olsun ondan boşanma. Yemin et. Gözümün açık gitmesini istemiyorsan. Yemin et. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne yapayım dediniz? Nasıl? Anlamadım. Bunda anlamayacak ne var Yıldız? Münevver'i öldüreceksin dedim. Yapamam. Yapamam. Bir insanın canına kıyamam ben. Olmaz. Ben zaten normal bir insandan bahsetmiyorum ki. Münevver zaten ölü gibi yaşamıyor mu? Elini, kolunu, bacağını oynatabiliyor mu ha? Belki ölmeyi o bile istiyordur. Sana çuvalla para veririm. Bundan sonraki hayatına çalışmana da gerek kalmaz. Oturur o parayı çatır çatır yersin. Hem zaten bir şey yok. Bir iğne. O kadar. Şimdi kapatmam lazım. Bu kadar iyilik yaptım, herhalde bir güzellik yaparsın bana. Sen hiç merak etme. Yaparım. Hem de fazlasıyla. Elma yanaklığını, badem gözlüğü derken çok yedim. Nasıl uyuyacağım? Senin yüzünden. Uyumayalım o zaman. Diyorum ki bu gece karımı kaçırsam mı acaba? Kaçırmak mı? Aklında bir şey mi var? Hayır.
Yok, inanayım mı? Sana aşık olduğum andan beri aklımı sadece sen varsın. O ayrı bir konu ama şu an konumuz bu değil. Evet, seni dinliyorum. Sakın Emir'i bırakma. Ne olursa olsun ondan boşanma. Bugüne kadar yengeme karşı kimse korumamıştı beni. Sen benim arkamda durup onun karşısına dikilince bir tuhaf oldum. Tuhaf derken yanlış anlama sakın. İyi anlamda yani. Beni düşündün, sağ ol. Alışmış olduğundan farklı davranmak senin için zor oldu biliyorum. Ama artık ona muhtaç. Onun yanına sığınan küçük kız çocuğu değilsin. Sen artık buradasın. İyi geceler. Sana da. Münevver'i öldüreceksin. Münevver'i öldüreceksin. Güzel karım. Anneme meyve suyu sıkıyorum. Vitamin olsun diye. Sana da ayırayım mı? Olur. Ama benim vitamine, enerjiye ihtiyacım yok. Benim enerjim güzel karım. Onun güzel gözleri, kokusu, ılık nefesi. Ben bunları sıkayım. Hadi vitamini ölmeden götürelim bir an önce. Ben de geleyim. Yaşanan son olaylar onu da etkiledi. İkimizi bir arada görürse ona iyi gelir. Zaten portakallar kaldı. Onları da sıkayım gidelim. Ne sandınız? Yaptıklarınızın bir bedeli olacaktı elbet. Kasım Ağa'nın da, kardeşimin de ölümünün sebebi Gülperi. Ve Eden bulacak. O kimseye hiçbir şey yapmadı. Kimsenin de ona bir şey yapmasına izin vermem. Beni ezip geçmeden onun kılına bile dokunamazsın. Peki, biz de senden başlayalım öyleyse. Sakın! Bırak o silahı, yapma! Dur, sana da sıra gelecek.
Sen bize yakışanı yap. Çek tetiği. Kabus görüyorsun. Uyan artık, korkma, geçti. Kabus görüyorsun. Ben buradayım. Güvendesin. Korkma, artık geçti. Başrol oyuncunuz da teşrif ettiğine göre eğlence başlasın artık. Ne yapıyorsun be? Bırak beni. Hapishane adetlerini ne çabuk unuttun Meltem Hanım. Aklını zorla. Oynamazsan ne olacağını hatırla. Fadik, başla. Filiskenin yurdu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana, bal ilenmiyordu.
Beşeceğimden ah yuvalandı damdan. Anası pilav pişirir oldu durmaz aşırır. Kale kaleye bakar ah kaleden sular akar. Delikanlı dururken ihtiyara kim bakar? Beşeceğimden. Beni çarpmasın abi, buyur. Çiftliğe gidip annemin rahat yerinde mi bak? Abi, Beyhan Ana daha ne kadar kalacak o evde ha? Senin de için rahat diye biliyorum. Gitmişken alıp gelsem mi onu, ne dersin? İçindeki ateşi soğutmaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ne zaman isterse o zaman dönecek. Biz de bekleyeceğiz. Hem bugün az da olsa annemin içindeki yangın hafifleyecek. Emir'in canının yanmasına az kaldı. Bir sorun yok değil mi Baran? Yok abi, her şey planladığımız gibi. Yalnız haberi aldığımda Emir'in yüz ifadesini görmeyi çok isterim. Baran, sen annemi çiftlikte bir an bile yalnız bırakmayacaksın. Sürekli gözün üstünde olacak. Daha fazla oyalanma, hadi git. Çubuk battı dizime, çubuk seni keserim. Yar göründü gözüme, beşeceğimden. Ah yuvalandı damdan, keşke... Bu ne böyle kaldırış bollarını kız, birazcık? Kıvır biraz, sopa yutmuş gibi durma. Bak girdim üstüme... Yeter be! Oynamayacağım! Seni doğuran ana balilenmiyordu. Silifkenin yoğurdu. Ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana balilenmiyordu. Beşeceğimden ah yuvarlandı damdan. Anası pilav pişirir oldu durmaz aşırı. Desene eve kara bulut gibi çöktüler. Yani kendi yetmiyormuş gibi hısım, akraba ne varsa peşinden sürüklüyor kız. Şu amcasıyla yeğenlerinden kurtulduk derken şimdi de bunlar. Pes doğrusu artık. Ya hiç sormayın valla. Emir de çok sinirlenmiştir. Ben bir çıkıp bir yanına bakayım, konuşayım. Benden istediği bazı dosyalar vardı zaten, onları da veririm. Yengen sana ne derse desin, ne yaparsa yapsın, asla boyun eğmeyeceksin. Tamam mı? Bugünkü ihalenin dosyaları. Son halini görmek istemiştim. Sağ ol. Hah, başlamışlar yine evlilik numarasına. Bakalım Savaş Bey bu evliliğin sahte olduğunu öğrendiğinde ne yapacak? Münevver'i öldüreceksin. Sana çuvalla para veririm. Bundan sonraki hayatın çalışmana da gerek kalmaz. Oturur o parayı çatır çatır yersin. Münevver zaten öyle gibi yaşamıyor mu?
elini, kolunu, bacağını oynatabiliyor mu? Belki ölmeyi o bile istiyordur. Hem zaten bir şey yok. Bir iğne. O kadar. Haklı. Zaten ölü gibi yatıyorsun. Bak yine uyuyorsun işte. Çok acısız olacak. İnan. Hem böylese senin için de iyi olacak. Şey mi oldu? Yüzün bembeyaz. Bilmiyorum. Midem bulandı da biraz. Ağır yedim sanırım. Bir lavaboya gitsem iyi olacak. Tabii ki sen git. Biz buradayız zaten. İstersen odana geçersin, dinlenirsin biraz. Acele etme yani. Anneciğim bak, sana meyve suyu getirdim. Damadın da seninle sohbet etmek istedi. Günden güne daha iyi oluyorsunuz Münevver Hanım. Ben inanıyorum. Çok yakın bir zaman sonra yine çayımızı, kahvemizi içip güzel güzel sohbet edeceğiz. İnşallah. Gülperi! Yine ne istiyor acaba? Buyur yenge. Saat kaç oldu? Önüme bir iki lokma bir şey hazırlayıp da getiremedin. Senin yüzünden ilaçlarımı alamadım. İlaçlarımı almayayım, şekerim, tansiyonum fırlasın, dört kolluyla buradan beni çıkarsınlar, öyle mi? Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Seni ben böyle mi yetiştirdim ha? Tüm sana. Kahvaltınız hazır zaten. Bugün kahvaltımı Gülper hazırlayacak. Bu evde kahvaltıları o hazırlamıyor. Demek öyle. Hanım oldum desene. O halde kendi yemeğimi ben kendim hazırlarım. Alt tarafı bir kahvaltı. Hazırlardım aslında. Bak eğer birine boyun eğersen, diğeri de peşinden gelir. Önünü alamazsın. O yüzden dediğim gibi, senden ne isterse istesin, yapmayacaksın. Günaydın Beyhan Hanım. Buyurun, siz sofraya geçin, ben çayınızı koyayım. İstemez, ben hallederim.
Ne arıyorsanız ben yardımcı olayım. Rica ederim, ben hazırlayayım. Güzel bir tabak hazırlayayım size, odanıza getiririm. Ayaklar baş olunca böyle olur işte. Kimse ne yaptığını bilemez. Üşüşmeyin siz de benim başıma. Rahat bırakın beni. Ben hallederim. Düşünüyorsun. Sen az önce annemin odasında söyledin ya, her şey iyi olacak. Biz yine eskisi gibi çay kahve içeceğiz. Hayatta sevginin iyi gelemeyeceği bir şey var mı? Bence de yok. Annen de sevgi iyileştirecek. Bizim birbirimize olan sevgimiz, ona olan sevgimiz. Keşke yine iyileşse, eskisi gibi olsa, bana kızım dese, saçlarımı okşasa. Olacak, merak etme. Yeter ki sen inanmaya devam et, inancını kaybetme. Tüm maşallah size. Allah'ım nazarlardan saklasın sizi. Şehriye abla, sen de doyamadın nazar dualarını bu aralar. Doyamadım. Senin yokluğunda ha bu evde ne fırtınalar koptu. Ben bilirim. Şimdi sizi böyle gördüğüm vakit içimden geliyor daha. Tutamıyorum kendimi. O zaman akşama şu meşhur üzümlü fındıklı kekinden yap da yiyelim. Olay ne zaman fındıklı keki geldi anlamadım. Eksik yedik bir şey varsa tamamlayıp hemen başlarım. Tamam, sağ ol. Hadi biz de odamıza gidelim. Niye? Çok önemli bir işimiz var. Gel. Ne önemli? Onca sene yediği ekmeğe hürmeten insan biraz olsun utanır, sıkılır değil mi? Yazıklar olsun. Koynumuzda bildiğin yılan beslemişiz. Ne olur bırak da bakayım. Yoksa susmayacak. Evdekilere de ayıp oluyor böyle. Sen bırak yenge, ben hallederim hemen. Demek kocan izin verdi ha? Ben bakarım. Savaşımdır. Buyurun. Şey, ben Beyhanhane'ye gelmiştim ama. Buyurun geçin. Sen mi geldin Baran? Ben geldim ana. Hoş gelmişsin. Hadi gel benimle yukarı. Ne yapacaksın makasla? Dün gece okuduğum kitapta yazıyordu. Sevgililer birbirlerinin saçını kesip verirse eğer sonuçta tek ayrılmazlarmış.
Hani ayrılmayalım diye saçlarımızdan bir tutam kesip saklamıştık ya. Bugün bakıp kokunu içime çekmek istedim. Ama yerinde yoktu. Oysa kendi ellerimle koymuştum oraya. Tıpkı senin gibi. Kaybolmuş. Sen nasıl kollarımın arasından kayıp gittiysen, o da kayboldu. Sana da senden kalan da sahip çıkamadım. Bugün seni mezarlıkta gizli gizli seyrediyordum. Saçı kaybettiğin için çok ağlamıştın, çok üzülmüştün. Seni aldıkça ben kahroldum. Yanına gelemedim. Seni teselli edemedim. Sana söz veriyorum, bir daha aynıdan yaşamayacağız. Yani işte demem o ki, Savaş abimin de, benim de aklımız hep sende ana. Anlattım ya, ben gayet iyiyim oğlum. Siz beni merak etmeyin. Burada her şey kontrolüm altında. Evelallah. Neyse, ben müsaadeni isteyeyim ana. Yine gelirim. Müsaade senin oğlum. Afiyet olsun yenge. Başka bir isteğin var mıdır? Çayım çok açık olmuş. Yumurta da çok pişmiş belli. Ekmeği de iyi kızartmamışsın. Ne bu surat? Susarak senin de isteklerin bitmiyor mu demeye getiriyorsun? Niye öyle diyeyim yenge? Çayını, yumurtanı hemen değiştiririm. Ekmeği de ısıtırım. Az beklesen. Saçların ne kadar güzel. Şampuan reklamlarındaki kızlar gibi. İpek gibi. Öreyim mi? Ne olur. Sevgilin var mı? Benimki de soru işte. Senin gibi güzel bir kızın sevgilisi olmaz mı? Kim bilir ne kadar aşıktır sana. Şimdi sen içeri girince ne kadar üzülmüştür. Ama merak etme. Sen yıllarca kalsan unutmaz seni. Senden güzelini mi bulacak? Aa, senden güzelini bulamaz. Sakinsin. Durma burada. Hadi. Buraya kadar. Her şey bitti. Kaçabileceğini sandın ama yanıldın. Sana söylemiştim.
yaptıklarının bedelini sana ödeteceğim demiştim. Yeter! Kes saçmalamayı. Ne sevgilisi ne beklemesi. İçin rahat olsun. Merak etme. Seni bekler. Sanmasın. Bunu ödeteceğim. Onlara da, sana da ödeteceğim Cevher. Ya nasıl olur da Savaş denen adam bizim ihalede verdiğimiz rakamı öğrenir? Kesin biri bilgi sızdırmış olmalı. Bana bak, bir an önce bu bilgiyi kimin sızdırdığını öğrenip şirketten çıkışını veriyorsunuz. Hemen. Bırakın ben götüreyim. Lüzum yok, şurası zaten. Ben hallediyorum. Olur mu hiç öyle şey? Tabii kollar böyle güçlü kuvvetli olunca hop diye kaldırıp atıverdiniz koskoca poşeti. Yani poşet bayağı ağırdı da size de zahmet oldu demek istedim. Çok sağ olun. Lafı bile olmaz. Ne demek? Siz akrabası falan mısınız evdekilerin? Yani ikidir görüyorum da burada. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, akrabaları değilim. Ama yakınları sayılırım. Kadriye Hanım'a bakıyordum. Kadriye Hanım Emir Bey'in halası. Rahmetli oldu yeni. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Az oturup soluklanın. Yani... Çok yorulmadım ama olur, iki dakika soluklanayım. Bunları aşağıda unutmuşsun. Önemlidir diye getireyim dedim. Hiç fark etmemişim. Sağ olasın. Senden bir şey rica edeceğim. Evet.
Yiğit benimle ormanda gezintiye çıkmak istemişti. Ama şirketten aradılar. Acil gitmem gerektiği için götüremedim. O da küstü. Gitti uyudu. Uyandığında onunla ilgilenirsen çok sevinirim. Hatta hava güzel olursa eğer birlikte çıkarsınız. Olur tabii. Aklın Yiğit'te kalmasın. Peri kızı. Ne yapıyorsun bakalım? Sıkılıyorum. Biraz da üzülüyorum aslında. Neden? Babam benimle orman gezisine gelmedi biliyor musun? Ama ben onun için üzülmüyorum aslında. Niçin üzülüyorsun peki? Söylemedi ama işle ilgili bir şeye çok sinirlenmişti. Anladım ben. Babam hiç böyle sinirli görmedim. O yüzden üzüldüm. Üzülme. Bazen olur böyle şeyler. Babalar iş yerinde terslik yaşayınca sinirlenebilir. Ama sonra geçer, merak etme. Şimdi benim kısacık bir işim var. Sonra gelince ne istiyorsan onu yaparız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Nefeslenmek iyi gelmiştir ama değil mi? Evet evet. Çok iyi geldi burada böyle oturmak. İşte açık hava, bahçe falan. Çok güzel. Her şey çok güzel. Çiçek, çiçek kurumuş. Ben içeri götürüp sulayayım hemen. Beni ona götür. Hemen. Münevver Sultan, bak sana ne getirdim. Çuha çiçeği ne kadar güzel büyümüş. Ay, burası ne kadar havasızdı böyle. Ay, öbür çiçeklerin de aynı boyladı biliyor musun? Cam güzelin, 11 ayın, menekşelerin. Hepsi patır patır açtılar da kendilerini sana göstermek için. Onları görüp de ayaklanman için. Ah be Münevver'im. Ah be Sultanım. Bir sürpriz ediversen de güldürsen yüzümüzü. Bak çok şükür evimizin dirliği düzeni yerine geldi. Kıvırcığımla uşağım gene eskisi gibi dur. Bir sen eksik kaldın da. Sen de iyileştiğin vakit her şeyi tas tamam olacaktı. Gel, geldin mi kızım? Vallahi ben sabahtan beri evde konuşuyorum, uyandıramadım. Artık sen uyandırırsın. Münevver Hanım. Hadi uyanın, ilaç saatiniz geldi. Münevver Hanım. Münevver Hanım. Münevver Hanım, açın gözlerinizi. Korkutmayın bizi Münevver Hanım. Dur bakayım sen söyle. Münevver Hanım. Münevver Sultan.
Ya amma derin uyudun da. Aç gözlerini haydi. Münevver Hanım. Kemercim. Kemercim. Siz burada bekleyin lütfen. Ben hemen Savaş Bey'e haber verip geleyim. Savaş Bey merhaba. Tülay ben. Tülay Kılıç. Tarhun çiftliğindeki Melike Hanım'ın yeğeniyim. Aynı zamanda Emir'in de eski nişanlısıyım. Rahmetli Kasım Bey'le hatırı sayılır bir hukukumuz vardı. Baran'ın dediği Tarhunlardan bilgi aktaran kişi sizsiniz demek. Buraya niçin geldiniz? Kasım Bey'le olduğu gibi sizinle de işbirliği yapmak. Ama ben öyle bir şey yapmam. Bakın Savaş Bey. Gülperi hayatımıza girdiğinden beri her şey mahvoldu. Benim hayallerim, geleceğim, her şeyim elimden teker teker gitti. Yani anlayacağınız sizinle aynı taraftayız. Benim de amacım Gülperi'den intikam almak. Üstelik Emir ve Gülperi ile ilgili bilmediğiniz çok şey var. Anne! Peki karşılığında ne istiyorsunuz? Gülperi'nin hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gitmesini. Emir Tarhun'u istiyorsunuz yani. Sizinle aynı tarafta olduğumuzu düşünmüyorum. Ayrıca sizin bilip benim bilmediğim bir bilgi olduğunu da sanmıyorum. Başka bir şey yoksa... Emir'le Gülperi'nin evliliklerinin sahte olduğunu da biliyorsunuz o zaman, öyle mi? Savaş abi haber vereceğim önce. Eğer o isterse o zaman görüşürsün. İstese de istemese de onunla görüşeceğim. Bekle. Hanımefendiyi çıkışa kadar uğurlayın. Buyurun efendim. Kasım Ağa'da. Kardeşlerim de sizin saat evliliğiniz yüzünden öldü. Düzenbazlar. Savaş abi. Savaş abim biraz beklesin dedi. Kusura bakmasın, onun keyfini bekleyemem. İyi günler.
Beklesin demiştim. Beklemeye tahammül bırakmadın. Yeter artık demeye geldim. Kocanı, aileni savunuyorsun diye bir nebze de olsa sana saygı duymuştum, biliyor musun? Meğer kocan da evliliğin de yalanmış. Evlilik falan yokmuş. Kocan yokmuş yani. Sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. Tıpkı annen gibi. Aynı yoldan.